kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Casper VR A1 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlere paylaşacağız. Sim kartlı hafıza kartı takmak için önce kendi iğnesini kullanmanız gerekiyor. Kendi iğneleri ucuları sivri olmadığı için sim kızağına zarar vermiyor. Biz şuradan hafif basarak yaylı olduğu için atıyor zaten. Normal iğne ile toplu iğne ile açmaya çalışmayın. Ucuları çok sivri olduğu için sim kızağına zarar veriyor. Bilginiz olsun. Sim kartınız eski bir sim kartıysa, şöyle bir sim kartıysa, bunları aceleniz yoksa bunları taşıma yapabiliyorsunuz. Taşıma nasıl oluyor? Hattınız Türk Telekom veya AVE iken Turkcell'e taşıyabiliyorsunuz. Hem 4.5G uyumlu bir sim kartı alıyorsunuz. Hem ücret vermeden yeni bir sim kart sahibi oluyorsunuz. Ama geçiş süresi 3 günle 5 gün arasında değişiyor. Bilginiz olsun. Eğer aceleniz yoksa. Ama aceleniz var. Bunu acil bir şekilde çıkarmanız gerekiyor sim kartınızı. Onu yedeğe alabiliyorsunuz. Yedek nasıl oluyor? Diyelim hattınız AVE'ye veya Türk Telekom'ken Türk Telekom mağazalarına uğrayarak bir ücret karşılığında sim kartı alıp aynı anda aktif ediliyor. Bilginiz olsun. Ücreti verdikten sonra 5-10 dakika içerisinde açılıyor. Sim kartı yedeğe çıkardığınız zaman eski numaralarınız gelmez. Bilginiz olsun. Eski kartınızı başka bir telefona takarak orada numaralarınızı kopyalayabilir veya da bir nüshasını alabiliyorsunuz. Ama bunları da yapamıyorsunuz. Diyelim telefoncularda şöyle makinaları var şu şekilde. Geçici bir şekilde şöyle kartınızı kesebiliyorsunuz. Yalnız kartınız eski bir kartsa şöyle. Bunu makinede kestiğiniz zaman kartınız bozulabiliyor. Şu şekil. Bazen bu cip alanı kesiliyor. Bilginiz olsun. Oradan zararı görürse numaralarınızı alamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama eğer sim kartınız eski bir sim kartı değilse, yeni nesil bir sim kartıysa şu şekilde. Şöyle nano şekilde mikro oluyor. Hemen takalım. Evet şu şekilde. Kesik tarafı dışarıya bakacak şekilde şu şekilde takıyoruz. Hemen hafıza kartı manyetik alanı içeriye bakacak şekilde bir ters bir düz yapıyorsunuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Kesik tarafı sim kartın dışarıya bakıyor şu şekilde. Bir de bu cip tarafları da arka kapağa bakacak şekilde her iki kartı da sim kartla SD kartının da şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Sim kartınız yeni nesil sim kartıysa şu şekilde takıp tekrar çıkarabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ama sim kartı makineyle kestiniz. Kimi bıçakla kesiyor. Kimi makasla kesiyor. Onları keserken düzgün kesilmiyor. Sim aparata taktığınızda hadi bir şekilde takılıyor. Ama çıkarırken şu tırnaklara takılıyor. Bilginiz olsun. Oradan zarar görebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.